Geometri dersimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki derslerimizde dik üçgenleri işledik. Pisagor'u öğrendik. 30-60-90 üçgenini öğrendik. 45-45-90 üçgenini öğrendik. Bugün sizinle 75-15-90 üçgenini öğreneceğiz. Öğreneceğimiz üçgenler içerisinde en kıymetli olanları 45-45-90, 30-60-90 üçgenleri çok sık kullanacaksınız. 15-75-90 üçgenlerini tabii ki sorarlar ama size öğretmek için konuyu sorarlar. Sizin için en elzem olanları bir önceki dersimizde öğrendiklerimiz. Lütfen güzel şekilde öğrenin. Özelliklerini mutlaka bir yerlere yazın. Hep önünüzde olsun. Şimdi geldik 15-75-90 üçgenine. Bir dik üçgeniniz var. Dik üçgeninizde burada kenarlarla ilgili bağıntı yapmayacağız çocuklar. Bakın dikliğiniz burada. 15-75-90 üçgeninde yapacağı özellik şu. Bu 90'dan aşağıya bir tane dikme indirecek. Ve bu yükseklikle tabanı karşılaştıracak. Tabanınız indirdiğiniz yüksekliğin daima 4 katıdır. Yani eğer burası 5 ise tabanınız 5'in 4 katı olan 20 olacak. Eğer burası yüksekliğiniz 10 ise tabanınız yüksekliğinizin 4 katı olan 40 olacak deriz. Hadi gelin birlikte sorularımızı çözelim. Bize 15-75, şurası 15. Bak burası 90, şurası 75 derece. Aynı zamanda bir tane de şurada büyük üçgen var, gördünüz mü? Bir de burada 15-75-90 üçgeni var. Bakalım bize neleri vermiş. BC'nin 16 birim olduğunu söylemiş. BC kim? Tabanım. 16 birimmiş. Tabanım her zaman yüksekliğimin kaç katıydı? 4 katıydı. Şu x'i 4 ile çarpınca 16 bulmuşsunuz. O zaman x dediğimiz sayı 16 ile 4'ü sadeleştirirsek kaça eşitmiş çocuklar? 4'e eşitmiş. Çok basit. 15-75-90 üçgeni. Bunu soracak size. Geldim şimdi buraya. Bakalım neler var. Soruyu bir okuyalım. Önce elimde bak burada bir tane dik üçgenim var. Birazcık daha canlı bir renk seçeyim ki görün. Elimde burada bir tane dik üçgen var. Burası 90 derece, 15 derece. O zaman şu tepesi kaç derece? 75. Buradan bir tane dikme uzatmış. Bak bu senin yüksekliğin. Bu daima, taban daima yüksekliğin kaç katıydı? 4 katıydı. Yani A'dan C'ye kadar olan yer 3'ün 4 katı olan 12. Yazdım bunu. Bakalım başka ne var? Bize bir de ikizkenar bir üçgen vermiş. Ne kadar güzel. İkizkenar üçgenin bu açısı 15 derece ise bu açısı da 15 derece. Üçgende öğrendiğiniz bir kural var sizin ki çok sık kullanacağınız şeylerden bir tanesi. Üçgenin iki tane iç açısının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. Bak, iki tane iç açısının toplamı 15 ile 15'i topladım 30. Kendisine komşu olmayan dış açıya. Bunlara komşu olmayan dış açı burada, yani buna eşit. 15 ile 15'i toplarsam kaç yapar? 30. 30'un karşısında 3 varsa 90'ın karşısında kaç var? 2 katı 6. Çift çizgi 6 ise burası da 6, yazdım. 90'ın karşısında 6 var, 30'un karşısında 3 var. O zaman şurası 60. 30'un karşısında 3 varsa 60'ın karşısı kök 3 katıydı. 3 kök 3. Bak sen neyi biliyorsun? AC'nin tamamını biliyorsun. 12. Şu minik parçayı biliyorsun. Bu minik parçayı biliyorsun. O minik parçaları 12'den çıkartırsan kimi bulursunuz? Buradaki x'i bulursunuz. O zaman öyle yapıyorum. 12 eksi, önce bu minik parçayı çıkartacağım 6. Eksi, bu minik parçayı çıkartacağım 3. Kök 3, 3. 12'den 6'yı çıkartabilirim. 6. Ama 3 kök 3'ü çıkartamam çünkü onlar birbirlerinden farklı. Bu kadar. X dediğim sayı 6 eksi 3 kök 3'e eşitmiş. Bir özel üçgenimizde 22,5, 67,5 ve 90. Bunun da kendine has bazı özellikleri var ama tekrar ediyorum, sizin için en önemli olan şey 30-60-90, 45-45-90. Bunu da tabii ki de soracaktır ama öğretici olması açısından soracaktır. Bundan sonraki tüm hayatınızda kesin
kullanacağınız üçgenler 30-60-90 üçgeni. Buranın özelliği de şu. Şimdi 90 olan yerden tıpkı 75-15-90'ın üçgeninde olduğu gibi bir yükseklik indiriyorsunuz. İndirdiğiniz yüksekliğin 2 kök 2 katı tabanınızı verir. Eğer yüksekliğiniz 5 ise, bak 5 ile kimi çarpacağım? 2 kök 2'yi çarpacağım. 5 ile 2'yi çarptım, o zaman burası 10 kök 2 olacakmış tabanım. Hadi gelin bununla ilgili sorularımızı çözelim. Bize kenarı vermiş. Şimdi ben kenarla ilgili bir şey söyledim mi biraz önce yukarıda? Yok, söylemedim. O zaman bu soru bize başka bir şey yaptırıyor olabilir. Bu tarz üçgenle sorularda, çünkü kenarı bilmiyorsunuz ya, bak kenarla ilgili hiçbir bağıntı yok. Kenar 22,5'ün karşısı şöyle olur, 67,5'ün karşısı şöyle olur diye hiçbir şey söylemedim. Tek yüksekliğim, tek söylediğim yükseklikle taban arasındaki bir bağıntı. Ama bu gelmiş kenara vermiş, 22,5'ün karşısını vermiş, benim onunla işim yok. Diyorum ki 22,5'la birlikte ben bir tane daha özel üçgen oluşturayım. İkizkenar bir üçgen oluşturayım. Burası da 22,5 olsun. Şimdi burası 22,5. Üçgende şöyle bir özelliğim vardı. İkizkenar üçgende. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşitti. O zaman 22,5'la 22,5'u topluyorum. 5 ile 5'i topladım 0, virgülden sonraki 0'ın önemi yok, boş ver. Elde var 1, unutma. 2, 2 daha 4, 1 de vardı 5, 2, 2 daha 45. E burası kaç geldi? 45. 90, burası kaç geldi ondan sonra? 45 geldi. E 45, 45, 90 üçgenin özelliğini biliyorsun. Bir kere burası 4 santimetre ise şurası da kaç santimetre? 4. Çünkü ikizkenar üçgen. Ama size diyor ki BC'nin tamamını bul, daha bulmam gereken burası daha var. Ben de onu şuradan bulacağım. İkizkenar üçgende ikiz kolla tabanların kenarları birbirlerine eşit de burasıyla buranın ölçüsü birbirine eşit. O zaman ben burayı bulsam benim için yeter. 4, 4, 45, 45, 90 üçgeninin özelliği 90'ın karşısı kök 2 katıydı. Yani burası kaç? 4 kök 2. Bak bu parça 4 kök 2, bu parça 4 tamamını sormuş. Yani demiş ki 4 ile 4 kök 2'yi topla. Bütün kenarı bu. Hemen bundan sonrasını toplayabilir miyim? Yok, toplayamam. Geldim bir başka soruya. 22,5 var. 90 var. 67,5 burası. Peki. Yüksekliği indirmiş. Tamam. Biraz önce öğrendiğimiz kuralı kullandıracak gibi. Sonra demiş ki BC12. Tabanı vermiş baksana. Kimi soruyor? X'i soruyor. Taban yüksekliğin kaç katıydı? 2 kök 2 katıydı. Yani X'i 2 kök 2 ile çarpınca 12'yi bulmuşsun. O zaman biz tersine işlem yapacağız. 12'yi kime böleceğiz? 2 kök 2'ye böleceğiz. 12 ile 2'yi sadeleştirelim. 6 kök 2. Unutmayın, köklü sayılarda öğrenmiştik. Padede hiçbir zaman ne bırakmazdık? Köklü ifade bırakmazdık. O zaman köklü ifadeyle, köklü ifadeden kurtulmak için burayı kimle çarpacağım? Kök 2 ile. 6 kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. 6 ile 2'yi bir daha sadeleştiririm. Kaç geldi x? 3 kök 2. Şimdi bir üçgen daha vermiş bize özel. Buna illaki bilmek zorunda değilsiniz. Pisagor yaparak bulursunuz. Ama durmadan Pisagor yapmaktansa hemen kısa yoldan bulabileceğiniz bir özellik. O da şöyle. Kenarlardan biri diğerinin iki katı. Biri 1, diğeri 2. Ya da mesela şöyle olabilir. Biri 2, diğeri 4. Biri 3, diğeri 6. Bak hep iki katı olacak. Bunlar sizin dik kollarınız. Dik kollar birbirlerinin iki katı ise eğer, hipotenüs şu küçük olanın kök 5 katıdır. 2, 4, 2 katı, hipotenüsü bulacağım şimdi. Küçük olanın kök 5 katıydı, 2 kök 5. 3, 6, 3'ün kök 5 katı olacak, 3 kök 5 olacak hipotenüsünüz. Şimdi gelelim bu soruya. Bak neler var diye hemen bakıyorum. Dik üçgen birincisi, dik üçgen ikincisi, iki tane Pisagor yapıp soruyu çözeceğim. 6 var, 8 var. Bu özel üçgen biliyorsun kaça eşit olduğunu. Neye eşit olacak burası? 10'a eşit olacak.
10 var, 5 var. Bak 5, 10 bu bunun kaç katı? 2 katı. Hipotenüs ne yapıyordu? Bunun kök 5 katı oluyordu. Çarparsam kök 5 ile kaç yapacak? 5 kök 5. O zaman benim hipotenüsüm neye eşit olacak? 5 kök 5'e eşit olacak. Özel üçgenleri bilince gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde gidiyor. Hiç de zorlanmıyoruz. Geldim başka soruya. Şimdi neler var diye bakıyorum. Bak uzaktan baktığım zaman gördüğüm şeylerden bir tanesi ikizkenar dik üçgen var. İkizkenar dik üçgen ne demek? 45, 45, 90 üçgeni demek. Tamam. Hadi gelin yapalım. İki tane vardı. Hangisiyle başlarım? Bununla başlarım. Çünkü bunun açılarını biliyorum. 45. Bunu da biliyorum. 45. Burada da bir tane üçgen var. Bu kolu bulursam Pisagor yaparım ve ben bu soruyu çözerim. Şimdi 45, 45, 90 üçgenin özelliği şuydu. İkiz kenar dik kolların kök 2 katı 90'ın karşısını veriyordu. 90'ın karşısını vermiş. Şuradaki kenarı kök 2 ile çarpınca 6 bulmuşsunuz. Acaba neyi çarpmışız da bulmuşuz? Tersine işlem yapıyorum. Kök 2'ye bölüyorum. Paydayı köklü bırakmazdım. Hemen eşleniyle yani kök 2 ile çarparsam 6 kök 2 bölü 2. Sadeleştirirsem kaç yaptı burası? 3 kök 2. Tamam. İkizkenar kollardan bir tanesi 3 kök 2, diğeri 3 kök 2. Bak burada bir tane üçgen var. 3 kök 2, 6 kök 2. Biraz önceki öğrendiğimize vurgu yapmaya çalışıyor. 6 kök 2, 3 kök 2'nin kaç katı? 2 katı. O zaman hipotenüs küçük olan kenarın, kısa olan kenarın kök 5 katıydı. Yani 3 kök 2 ile kök 5'i çarp diyor. Kök 2 ile kök 5'i çarparsam eğer, 3'ü çarpamam, onlar köklü sayı. Kök 2 ile kök 5'i çarparsam burası kaç yapar? Kök 10. O zaman x dediğim 3 kök 10'a eşit. Ne kadar basit şekilde, hemen hızlı bir şekilde çözülüyor. Ne kadar zamanımız var? Tamam. Şimdi bir diğer özel üçgenimiz. 30, 30, 120 üçgeni. 30, 30, 120 üçgeni de sık kullanacağımız üçgenlerden bir tanesi. Bu da ikizkenar üçgenlerimizden biri. 30, 30, 120 üçgenin özelliği de şu gençler. Bir ikizkenar üçgeniniz var. Diyelim ki ikiz olan kenarlardan bir tanesi 1 cm. O zaman 120, 30'un karşısındakinin kök 3 katı olacak. Hocam çok fazla şey var diyorsunuz biliyorum ama yavaş yavaş elinize alışacak. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar aşikar olacaksınız, merak etmeyin. Başta belki sorun yaşarsınız ama sonra hiçbir sorun yaşamayacaksınız çünkü çok sık kullanacaksınız. Nasıldı? 120'nin karşısı 30'un karşısının kök 3 katıydı. 30'un karşısında 1 var. Kök 3 ile çarparsan burası kaç yapar? Kök 3. İlla ki böyle olmak zorunda mı? 1 olmak zorunda mı? Yok, illa 1 olmak zorunda değil. Mesela başka bir şey yapalım. Yeni bir tane daha üçgen çizelim. Bir üçgenimizi aldık. Tabii bu dik üçgen. Bunu istemiyoruz. Burada geniş açılı üçgen yok maalesef. O yüzden kendimiz çizeceğiz. Böyle geniş açılı bir üçgenimiz olsun. Burası 120 derece. Burası 30 derece. Burası da 30 derece olsun. Bu kol 5. Bu kol da 5 olsun. İkizkenar olduğu için. 120, 30'un karşısındakinin daima kaç katıydı? Kök 3 katıydı. 30'un karşısında 5 var. O zaman 120'nin karşısı 30'un karşısının kök 3 katı. Yani 5 kök 3 olacak. 6 olsaydı 6 kök 3, 7 olsaydı 7 kök 3 olacaktı. Unutmayın. Bunu da sık kullanıyoruz. Şimdi gelelim. Bakalım neler var. Bak, ilk gördüğüm 30 var. İkizkenar bir üçgen var şurada. İkizkenar üçgenin açıları birbirlerine eşit. Burası 30 ise burası da 30 kesin. Açı yerleştirmeye devam edelim. Burası kaç derece o zaman? 120. Şuranın tamamı 180 olmalı. O zaman buraya kalan 60. 60 var, 90 var. O zaman buraya kaç kaldı? 30. Bak 30, 60, 90 üçgeni vermiş. Sık kullanıyoruz. 30, 30, 120 üçgenini de vermiş. Hatta bak birazcık daha irdelerseniz şurada kocaman bir tane üçgen var. O büyük üçgen 30, 60, 90 üçgeni.
Hadi gelin inceleyelim. Nereden başlayacağım hocam ben bu soruya? Tabii ki de hangi kenarı vermişse oradan. Şu küçük kenarı vermiş. O zaman ben bu minik üçgenle başlayacağım. 30'un karşısında 2 kök 3 var. 90'ın karşısı 30'un karşısının kaç katıydı? 2 katıydı. O zaman burası 4 kök 3 olacak. Burada 4 kök 3 ise ikizkenar olduğundan burası da 4 kök 3. Şimdi geldim. Başka bir tane daha üçgen kullanmaya. Neyi kullanacağım? Buradaki üçgeni. 120, 30, 30 üçgeni. İsterseniz siz o büyük olan 30, 60, 90 üçgenini de kullanabilirdiniz. 30'un karşısında 4 kök 3 var. 120, 30'un karşısındakinin kaç katıydı? Kök 3 katıydı. O zaman 4 kök 3 ile kök 3'ü çarpacağım. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3, 4 ile 3'ü çarparsam kaç yapar o zaman? 12 yapar. Demek ki x diye sorduğu şey neye eşitmiş? 12'ye eşitmiş. Tekrar ediyorum. Büyük 30, 60, 90 üçgeninden de çözebilirdiniz. Hangisini ilk gördüyseniz ya da hangisi size daha kolay geliyorsa onunla devam edin. Şimdi geldik bir başka sorumuza. Bunu da çözdükten sonra özel üçgenlerimizin büyük bir kısmını bitirmiş olacağız. Unutmayın Pisagor bağıntısını, 3, 4, 5 üçgenini, 6, 8, 10 üçgenini, 30, 60, 90 üçgenini, bunları lütfen unutmayın, sık kullanıyorsunuz. Şimdi bakalım soru bize neler vermiş. ABC ikizkenar bir üçgenmiş. Peki, ikizkenar üçgense bir açılarını yerleştirelim, neler olduğunu görelim. 90, 30 daha kaç yapar? Toplarsanız 120 yapar. 120, 30, 30 üçgenine referans veriyor aslında. O zaman bu tabanlar 30. Burası da kaç derece olacak? 30 derece olacak. Açı yerleştirmeye devam edelim. Birazcık görelim. Bak ilk gördüklerimden bir tanesi 120, 30, 30 üçgeni. Acaba başka üçgen daha gizlemiş olabilir mi? 30, 30 daha 60. Şurada minik bir tane üçgen var. Üçgenin iç açıları toplamı kaça eşitti? 180. 30, 30 daha 60, 180'den 60 çıkartırsam buraya kaç derece kaldı? 120. Bak bir tane daha üçgen geldi. 120, 30, 30. 120'yi tamamlarsam eğer buraya, buraya sı kaç yaptı? 60 derece yaptı. Bak burada bir tane üçgen oluştu. 30, 60, 90 üçgeni. Şimdi bütün açıları yerleştirdim. Bitti. Kenarları yerleştirmekte. Şu yeşille çizdiğim üçgen ikiz kenar üçgendi. Burası 4 cm ise burası da 4 cm. 30'un karşısında 4 varmış. O zaman 90'ın karşısı 30'un karşısının kaç katıydı? 2 katıydı. O zaman burası 8. Hadi 60'ın karşısını da bulalım. 30'un karşısında 4 varsa 60'ın karşısı kök 3 katıydı. 4 kök 3 olacak. Bak bir tane daha şey yerleştirelim. 120, 30, 30 üçgeni var. İkiz kollar 4. 120'nin karşısı 4 kök 3 olacak. Kök 3 katıydı çünkü 120'nin karşısı. Bak büyük üçgeni ikizkenar üçgen vermiş. 4 kök 3, 4 kök 3 diye bulduk. O zaman bize sorduğu yer, x dediği yeri kaç bulduk? 8 bulduk. Gençler, umarım çok güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Sorularınızı bekliyorum. Ödevlerinizi dikkatli bir şekilde yapın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.